Mersin'deki Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi bünyesinde görev yapan Mersin Bölge Kamu Diplomasisi ve Devlet İşleri Bölge Müdürü Faruk Uzel, projenin güvenli olmadığını savunarak istifa etti. Müdür Faruk Uzel, 1 Eylül Salı akşamı basın yayın organları temsilcilerine kendisine ait cep telefonundan şu mesajı gönderdi. Ülkemin nükleer santrali inşa etmek ve bu teknolojiye sahip olmak adına yaptıklarını desteklemekle birlikte, Proje uygulayıcısı Rus şirketinin faaliyetlerini ve zihniyetinin inşa edeceği bir nükleer santrali ülkem ve milletim için çok ciddi bir risk unsuru olarak görüp bu durumu dile getirmem sonucu Akkuyu Nükleer Santral Projesi'nden ayrıldığımı bildiririm. Bu mesajın ardından basın merkezlerine Özel Haber Türkiye etcmail.com isimli bir kullanıcıdan bir takım iddiaların yer aldığı bir e-posta yayınlandı. E-postada Uzel'in şirket içi büyük bir soruşturma sonucu çalışanlara karşı cinsel tacizde bulunduğu ve yolsuzluğa bulaştığının tespit edildiği öne sürüldü. Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi Avukatı Kaan Keskin ise açıklamanın şirket tarafından yapılmadığını, temsil ettiği şirketi bağlayıcı yönü bulunmadığını savundu. Uzel'in tartışmaların proje ile ilgili ihmal iddiaları madde madde şöyle. Mersin Bilgilendirme Merkezi'nde zemin kotunun bir metre altındaki ofis olarak kullanılan odalardaki taban suyunu izole edip kesemeyen mühendislik bilginizle Akkuyu'da deniz kıyısında ve deniz seviyesinden 12 metre düşük kotta yapacağınız nükleer santralin güvenli olacağına inanmamızı mı bekliyorsunuz? 1,5 milyon dolar harcayarak sadece tasarımını yaptırdığınız bilgilendirme merkezindeki 7200 metre elektrik kablosunu döşeyip UPS cihazının bilgisayarla bağlantılı kablosunu döşemeyi unutan mühendisliğinizle mi nükleer santrali inşa edeceksiniz? Geçen yıl ihalesini yapıp aldığınız, iki yangın söndürme aracını kullanacak personel alımı yapmadığınız için bekleterek çürüttüğünüz ve geçen ay çıkan yangında kullanamadığınız doğru mu? Bu zihniyetle mi nükleer santrali inşa edecek ve güvenliğini işleteceksiniz? Kıyı kenar çizgisine dikkat etmeyi akıl etmeyip, bir nolu reaktörü kıyı kenar çizgisi altına yerleştiren mühendislik rezaleti yüzünden projeyi uygulayamadığınız, bunun için kanun değişikliği beklediğiniz doğru mu? Son 2 yılda 3 ayrı taş ocağı ruhsatı alıp buradan çıkan ve pasa diye tabir edilen milyonlarca metreküp toprağı mı inşaatta kullanacaksınız?